Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün böyle bir tencere yemeği tarifim var sizlere. Hep böyle çay tarifleri olmasın dedim. Bugün bir yemek tarifi vermek istedim sizlere. Tencere yemekleri artık pandemi döneminde de herkes evde bol bol yapıyoruz. Şöyle en güzeline köfteli bir yemek yapacağım. Biz çok seviyoruz bunu. Hemen bir yapımına başlayalım. İlk önce bir küçük köfte yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Yarım çay bardağı galeta unum var galeta unuma üzerine biraz su ekleyerek böyle biraz şişiriyorum onu. Yarım çay bardağı kadar e, su ekledim. E, çünkü e, onun biraz şişmesi lazım. 300 gram kıymam var. iki defa çekilmiş dana kıyma. Üzerine biraz tuz, biraz maydanoz, biraz kırmızı biber ve karabiber ekliyorum. Çok az da kimyon ekledikten sonra yani benim e, yarım soğan rendeleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bir tanesi oldukça fazla geliyor. Rendemin ince tarafından rendeliyorum. Galeta unu yerine ekmek de koyabilirsiniz. Bayat ekmek de koyabilirsiniz ama ben köftelerim her zaman galeta unuyla yapıyorum. Çok daha e, güzel oluyor. O şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hani ciddi bir e, lezzet farkı da oluyor. Çok güzel oluyor. Şimdi köftemi yoğuracağım arkadaşlar. Bir saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Dinlendireceğim köfte harcımı. Evet üzerini kapatıyorum. Bir saat dinleniyor. Bir saatin sonunda misket kadar hatta daha da küçük minik minik köfteler hazırlıyorum. Bütün bu harcımız arkadaşlar e, bu şekilde elimizle yuvarlayarak Mini köfteler yapıyoruz hem çok besleyici hem çok doyurucu hem e, bereketli bir yemek Tencere yemekleri her zaman e, dediğim gibi arkadaşlar Pandemi dolayısıyla artık hep evlerdeyiz O yüzden bugün ne yemek yapalım diye düşünüyorsanız bu şekilde bir yemek yapabilirsiniz Çok lezzetli oluyor gerçekten e, Yaptıktan sonra da e, belki birçoğunuz biliyordur ama e, Bilmeyenler için de yaptıktan sonra e, çok memnun kalacağınızı düşünüyorum çok lezzetli bir tarif çünkü Evet köftelerimi arkadaşlar şimdi çok az e, yağ koyduğum tavamda bunları unlamayacağım fırınlamayacağım arkadaşlar sebzelerim de şöyle kenarda dursun köftelerimi e, tavaya çok az yağ, yanmaz yapışmaz bir tavaya çok az sıvı yağ ekledim bütün köftelerimi şimdi içerisine koyacağım Bu arada e, ocağın altını kıstım çünkü diğerleri kızarmaması lazım. Şekillerinde çok bozulmasını istemiyorum. O yüzden böyle yavaş yavaş. Hem arada bir tavamızı da sallayarak köftelerimizi arkadaşlar bu şekilde kızartıyoruz. Çok yakmamıza gerek yok. Sertleşmeleri yeterlidir. Böyle biraz kızarmaları yeterlidir. Ve köftelerimizi kızarttıktan sonra bir kenara alalım. Şimdi yemeğimizin kendi ne geçelim? Evet, bir dolu yemek kaşığı tereyağım var arkadaşlar. Tereyağımı tencerimde eritiyorum. Çok ince doğranmış bir tane soğanım var. Soğanımı şimdi yağın üzerine ekliyorum. Soğanımız böyle karamelize olana kadar yumuşayana kadar yanma noktasına gelmeden e, iyice <laughs> kavuruyorum. Üzerine yine küp küp doğramış olduğum iki tane havucum var. Bütün sebzeleri küp küp doğradım arkadaşlar. Aynı boylarda olması gerekiyor. Soğanla havucumuzu güzelce kavurduktan sonra şimdi bu aşamada arkadaşlar e, salçasını ekleyeceğim. Çünkü e, havuç biraz sert olduğu için havucumuzu bu şekilde soteleyerek e, güzelce kızarmasını da sağlamış oluyoruz. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. E, yine güzelce karıştırıyorum. Yani bu salça koyduktan sonra da yaklaşık 1-2 dakika kadar mutlaka salçanızı kavurun. Şimdi yine küp küp doğranmış olan kapya biber, kırmızı kapya biberimi ekliyorum. Evet şimdi bezelyelerimi ekliyorum arkadaşlar. Bu pandemi döneminde arkadaşlar bol bol yemek tariflerim de olacak sizlere hamur işi tariflerimiz olacak, yemek tariflerimiz olacak bolca tarifler sunacağız. Ee, şimdi üzerine arkadaşlar kaynar suyumuzu döktüm. Ee, bu yemeğimiz sulu bir yemek olmayacak, çok da katı bir yemek olmayacak ama sadece ekmek bandırabileceğimiz kadar su olacak yemeğimizde. Şimdi ocağımızın altını kısıyorum arkadaşlar. Ara ara karıştırarak bu karışımımızı pişiriyorum biraz. Yaklaşık bir 10 dakika kadar havuçlu karışımımızı pişirdim. Pişirdikten sonra şimdi yine küp küp doğramış olduğumuz patateslerimizi koyuyoruz. Çünkü patates en erken pişeceği için patatesi yemeğimize en son koymamız gerekiyor. Evet şimdi yine kaynamaya başladıktan sonra birazcık daha su ekleyeceğim ben ve ocağımızın altını kısacağım arkadaşlar Kıstıktan sonra birazcık daha su ekleyelim ocağımızın altını kısalım e, patateslerimiz hemen hemen pişme noktasına gelene kadar e, ocağı kısık ateşte tekrar pişirelim biraz tuz ve kırmızı e, karabiber ekleyelim. Tencere yemekleri her zaman arkadaşlar kısık ateşte pişmelidir böyle dinlene dinlene pişmelidir çok daha Yemeğiniz lezzetli olur bunu hiçbir zaman unutmayın Şimdi ocağımızın altı kısık Şimdi patatesleri kontrol edeceğim Yani pişti noktasına yani köftelerimizi ne zaman ekleyeceğiz diyeyim size arkadaşlar Yemeğimizi e, Böyle Pişmesine 5 dakika kala Köftelerimizi ekliyorum Yani patateslerimiz, yemeğimizin diğer sosları tamamen pişmiş olacak. Zaten köftelerimiz de kızarmış olduğu için arkadaşlar 5 dakika daha bu şekilde böyle 5 dakika 10 dakika fazla gelebilir. 5 dakikada kısık ateşte bu şekilde yemeğimizi pişirdikten sonra yemeğimizi yine dinlene dinlene pişiriyoruz. Ve yemeğimiz servise hazırdır. Dediğim gibi çok bereketli, çok doyurucu, çok lezzetli bir yemek. Yarın akşam için sizlere güzel bir fikir olabilir. Malzeme listesi videomun alt kısmında olacak. Oradan bakabilirsiniz. Ben biraz az yaptım. Kalabalık aileyseniz malzeme listesini çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarım kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.